Osman Müftüoğlu ile NTV Sorun'dan merhaba. Ben Melda Yücel Kocayip. Bugün Osman Müftüoğlu ile birlikte sizlere NTV'ye sorun diyeceğiz. NTV'ye sorun ntv.com.tr hem Twitter hesabı hem e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz. Hatta Twitter'dan Müftüoğlu cevaplıyor etiketiyle de sorularınızı iletebilirsiniz. Değerli hocamızla birlikte sorulara hızlıca yanıt vereceğiz. Buyurun. Hocam merhaba. Merhaba. Son derece önemli sorular var. Onun için sorulara öncelik verelim. Aralarda da merceğimizi tutarız. Arda Barış Türkmen diyor ki öksürüğe ne iyi gelir? Şu dönemde bütün çocuklar, yetişkinler öksürüyor. Sadece çocuklar değil, ben de öksürüyorum bugünlerde. Geçmiş olsun. Öksürüyor. Çünkü rinovirüs enfeksiyonu çok yaygın. Rinovirüs enfeksiyonu buruna ve boğaza yerleşen bir enfeksiyon. Soğuk algınlığının bir tipi, bir çeşidi veya akrabası. Evde bir öksüren kişi var. Öksürük kesici bir ilaç kullanalım mı? Kullanmayalım. Kodein içeren bir hap verelim mi, şurup verelim mi? Vermeyelim. Doğal bir şey yapalım hocam. Ne yapalım? Bir turp alalım elimize. Turpun üstünü oyalım. Altından bir delik açalım. Turpun içine süzme bal koyalım. Bir bardağın üstüne akşamdan koyalım. Sabaha kadar o bal turpun içine süzülsün. Sabahleyin o süzüntüyü bir çay kaşığı günde 3 defa, 4 defa, 5 defa kendimize veya çocuğumuza yedirelim. Öksürüğü keselim. Başka yol, aynı şeyi soğan içinde yapabilirsiniz. Oyulmuş soğan içinde süzme bal. O süzüntüyü daha sonra alıp yiyebilirsiniz. Bal olacak içinden geçti. Aç karnına mı yoksa? Aç karnına tok karnına fark etmiyor. Benim ben boğazda oluşturacağı zaten etki. Yani kana karışık bir şey yapmıyor. Bir yerel bir etki gösteriyor. Başka bir şey aklıma hemen gelen söyleyeyim. Ilamur. Ilamurla karkara. Adaçayı, adaçayıyla karkara. Ama en etkilisi rezene çayı çayların içinde. Öksürük kesen çay hangisi derseniz bana. Ben rezene çayı. Turpun rengi önemli mi? Siyah olsun, kırmızı olsun, soğan içinde fark etmez. Şifa niyetine dedik. Peki, süperdi. İbrahim Çetinkaya da diyor ki yüksek trigliserit için ne yapmalı? Trigliserit. Trigliserit formu, gliserol bir yağ. Yandaki yağ diyoruz değil mi? Bu trigliserit aslında yağların anası. Biz yediğimiz gıdalardaki şekeri yakamadığımız zaman vücut onu trigliseride çeviriyor. Bir de genetik olarak da yükselebiliyor. Son yıllarda gördüğümüz en önemli sağlık tehditlerinin başı. Hatta bana deseniz ki hocam trigliserit mi önemli, kolesterol mü önemli? Ben dedim ki kolesterolü yoldan çıkaran trigliserit olduğu için trigliserit kolesterolden daha önemli. Peki yüksekse ne yapacağız? Bir, ne yiyip içtiğimize bakacağız. Şekeri minimuma indireceğiz ya da tamamen keseceğiz. Unlu ürünleri, nişasta ürünleri minimuma indireceğiz ya da tamamen keseceğiz. Alkolle selamı sabahı tamamen keseceğiz. Göbeğimiz büyükse küçülteceğiz. Bel çevremizi erkeksek tekrarlayalım 100 santimin, kadınsak 90 santimin altına indireceğiz. Yağlı karaciğer problemimiz varsa halledeceğiz. Ama bizim millet için en önemli noktalardan birisi akşam meyveleri, meyve ziyafetlerine son vereceğiz. Meyvenin bir atıştırmalık öğün olduğunu, 50 gramla, 100 gramla sınırlanması gerektiğini bileceğiz. Peki. Yılmaz Çiçek de soruyor, paça çorbası faydalı mı? Efsane oldu paça çorba. Evet. Ya biraz da büyütüyoruz paça çorba meselesini, onu söyleyeyim. Fazla mı sorumluluk yükledik? Fazla sorumluluk yükledik çünkü şundan dolayı yükledik. Paça çorba iyi bir çorba. Kelle paça çorbası daha doğrusu iyi bir çorba ama aynı zamanda ciddi bir doymuş yağ kaynağı ve bu nedenle ciddi bir kolesterol yükleme aracı. Yani ben kolajen kazanacağım diye sabahtan akşama paça çorba içmenin bir alemi yok. Ama haftada 2 gün, 3 gün, 4 gün paça çorba içeyim, afiyet olsun. Kolajen ihtiyacımızın tamamını karşılar mı? Hayır. Neden? Nedeni şu, midede ve vücuda girince o kolajenin çoğu emilmeden atılır. Az bir kısmı bile, aynı probiyotik gibi. Yani ben probiyotik olarak probiyotikli yoğurt yiyorum ya da kefir içiyorum, benim probiyotik ihtiyacım yok kardeşim derseniz şifayı bulursunuz. Alın ama tek onunla bel bağlamayın. Peki, önemliydi. Geldik Sevgi Karabora'nın sorusuna. Hangi besinler omega 3 içerir diyor. Omega 3 içeren besinler doğrudan hayvansal omega 3'ten mi bahsediyoruz? Önce onu söyleyeyim. Çünkü 2 türlü omega 3 var. Bir de bitkisel omega 3'ler var. Bitkisel omega 3'ü biz aldığımız zaman onu hayvansal omega 3'e çevirmek zorundayız. Yani bizim kullandığımız omega 3'e. Bitkisel omega 3'ün en zengin kaynakları tekrarlayalım. Ceviz, keten tohumu, semizotu ve bütün kuru yemişler, diğer gıdalar. Ama yumurtada, tavuk etinde, keçinin, sığırın, ineğin etinde, tavuğun yumurtasında, ineğin sütünde, sütten yapılan bütün gıdalarda omega 3 var. Ama nasıl olması lazım? Olması için o sığırın, o tavuğun doğal ortamda yetişip ot yemesi lazım. Doğal besin yemesi lazım. Kümeslere tıktığınız tavukla veya ahıra tıktığınız inekte omega 3 olmuyor. Serbest gezen. Peki geriye ot diyen hangi garantili hayvan kaldı? Balık. Balıklar da şimdi gerçi çiftliklere çıktılar ama balıklar hala arp, yani yosun yiyorlar. Bitkisel omega'yı alıp hayvansal omega'ya çeviriyorlar. Onun için yağlı balıklar en güvenli omega-3 kaynakları bence. Peki 5. soruda diyor ki Nurşen Bozkurt'un sorusu. Stres en çok hangi organları etkiler? Güzel soru. İlk başta galiba beyin geliyor. Yani stresin en çok beyni travmaya soktuğu kesin. Uykuyu bozması, pek çok reaksiyonlarımızı öfke dahil, hiddet dahil kontrolsüz reaksiyonlara doğurması bunun delili. Kalp çok etkili. Hemen kalbimiz hızlanıyor strese girince. Hemen aritmiler başlıyor. Arkasından cildimiz geliyor. Cildimiz kaşınmaya, kızarmaya, döküntülere, işte psoriasis yani sedef hastalığı, vitiligo falan uzun süresi devreye giriyor. Ve tabii ki bağırsak. Bağırsakla beyin zaten stres söz konusu olunca konuşuyor. Spastik kolit dediğimiz sinirsel bağırsak hastalığı, strese bağlı ülserler, gastritler hepsini arka arkaya sayabiliriz. Hepsini arka arkaya sıralayabiliriz, evet. Dediğiniz çok doğru. Bir başka önemli soru, farklı bir soru. Ayşenur Kara'dan geliyor. Yağ yakan bir yağ var mı diyor Ayşenur Hanım. Var mı? Var. Nedir? Enteresan ama var. Evet. Ve hep evimizde, zehir elimizin altında. Gibi. Evet. Ve bu yağ manavlarda satılan bir yağ. Manavda yağ satırım hocam demeyin. Bu yağ, nar çekirdeği yağı. Ha. Narın çekirdeği, çekirdeğin içindeki yağ. Nar çekirdeğin %20'si yağ. O yağın da hemen en önemli kısmı punisik asit dediğimiz omega-5. Omega-3 nasıl damar dostuysa omega-5 yani punisik asitte ciddi bir metabolizma hızlandırıcı, ciddi bir insülin direnci savaşçısı ve yağ yakan bir yağ. Nasıl kullanacağız? Yani bunun reçetesi nedir? Zayıflamak için mi yoksa fazla yağ dengelemek için mi? Narı hayatımızın içine nasıl serpelim? Omega-3'ü hayatımız için nasıl koyduysak omega-5'i de koyalım. Ama omega-5'i kapsül şeklinde mi alalım yoksa nar mı yiyelim? Evet. Nar yiyelim. Çekirdekli nar yiyelim. Şimdi tam zamanlı, ucuz ve ciddi boyutlarda omega-5 kazandırır bize. Bu kış boyunca meyve seçeneklerimizin tepesine narı yazarsak sadece polisik asit kazanmayız. Başka pek çok şey. Nar bir mucize. Mucize. Gerçekten. Nilay Saka da diyor ki el titremesi tehlikeli midir? Neyin işareti? Hepsi değil ama el titremesi kimde varsa bir doktor denetiminden geçmesi lazım. Aslında uykusuzluğun kendisi, yorgunluk, çok kafeinli kahve veya çay tüketmek, stres altında olmak ellerimizi titretiyor. Bunu biliyoruz. Ama bunun dışında el titremesi bazı nörolojik hastalıkların özellikle multiple sklerozun, bilhassa Parkinson hastalığının, amyotrofik lateral sklerozun yani beyin ve omurilik hastalıklarının ilk işareti olabiliyor. O nedenle zaten bizi korkutuyor. Bunun dışında aldığımız ilaçlar elimizi titretebiliyor. Özellikle astım ilaçların önemli bir kısmını el titretiyor. Bağımlılık yapan amfetamin vesaire içeren ilaçlar ama çok daha önemlisi tiroid. Tiroid çok çalıştığı zaman ilk belirtisi ellerde yaptığı titremelerdir. Dikkat etmek lazım. Kilo kaybı ve el titremesi varsa tiroid. Son bir neden daha söyleyelim. Diyabet. Şeker hastalığında da el titremesi olur. Pek çok şeyin sinyali olabilir. Peki hızlanıyoruz. Berna Yağcı diyor ki çinkonun faydaları neler? Hangi besinlerde çinko var? Hayvansal besinler hepsi çinkodan zengin. Biraz da deniz ürünleri çok zengin. Bakliyat grubunun tamamı zengin. Sürpriz zenginlik olan şeylerden birisi susam. Dolayısıyla kış tatlısı tahin. Tahin helva. Çok ciddi bir çinko kaynağı. Çinko bağışıklık sisteminin en önemli oyuncularından biri. Çok önemli bir başlık oyuncusu. Ama onun dışında pek çok enzimin faaliyetine giriyor. Kemik yapımı, cilt yapımı, cilt enfeksiyonları vesaire pek çok alana girer çinko. Öksüz bir mineral ama tanımamızda fayda var. Daha yakından tanıyalım, evet. Değil mi? Güzel bir soru da Mete Güler'den geliyor. Diyor ki 40 yaşında biri için koşmak mı, yürümek mi ideal? Hangisi? Sürekli koşamazsınız ama sürekli yürüyebilirsiniz. Birinci kural bu. Zaman zaman yürürken kısa spinler yapmak, kısa koşular yapmak işe yarayabilir ama özellikle 40'ından sonra yürümek daha akıllıca bir şey. Eklemlerinizin yıpranmaması adına yürümek daha doğru bir şey. Arada da şaşırtalım. Kısa egzersizler. O formülü ben de bugünlerde uyguluyorum sizi anarak. Peki. Bir Nur Timer de diyor ki cilt güzelliği için günde kaç bardak su içmeli? Güzel soru. Olan cilt güzelliği. Soru, evet. Cilt güzelliği için suyu içmek yerine sık sık suyu yüzümüze temas ettirsek daha akıllıca bir şey. Öyle mi? 8-10 kere daha fazla belki. Hatta mineralli suyu yani bizim soda dediğimiz mineralden zengin olan suyu gazını uçurduktan sonra. Ama enteresan bir araştırma İsrail'de yayınlandı birkaç yıl önce. Aha. Çok fazla su içenlerin cildi kuruyor. Ters etkiler. Evet. 6 ile 8 bardak yeterli. Cildim nemli olsun derseniz litrelerce su içmeyin. 2 litreyi geçmeyin. 6-8 bardakta kalın derim ben. Ama yüzünüze çok fazla su temas ettirir. Güzel bir formül. Peki Fuat Topaloğlu da soruyor. Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir? Yorgunluk. Ciddi bir belirtisi yok ama en çok gördüğümüz belirti yorgunluk, halsizlik, isteksizlik gibi belirtiler. Bazen alkol toleransızlığı yapabiliyor. Bazen yüzde kızarma, flashing dediğimiz ani böyle sıcaklık basmasıyla kızarma yapabiliyor ama genel işareti yorgunluktan ibaret. Burçin Özkaynar'ın sorusu da aralıklı açlık diyetlerine dair. Diyor ki aralıklı açlık diyeti nasıl yapılır? Esası şu, kadınsanız 12-14 saat, erkekseniz 14-16 saat sadece su içerek veya kalori içermeyen çay, kahve gibi içeceklerle, şekersiz içeceklerle yetinerek günü geçirmeniz. İsterseniz akşam yemeğinizi 6'da yersiniz. Ertesi sabah yemeğinizi saat 10'da kahvaltınızı yaparsanız 14 saat aç kalmış olursunuz ve işi bitirirsiniz ve 16 saat. Ya da ben gündüz bu işi yapacağım derseniz benim yaptığım gibi ben sabahleyin saat 7'de kahvaltımı yapıyorum. Akşam yemeğimi saat 8.30-9 civarında yiyorum. Gün boyunca sadece su içiyorum, çay içiyorum. Dolayısıyla aralıklı açlığı hayatımın bir parçası haline getirmiş durumdayım. Burada önemli olan anahtar sözcük erkekseniz 14 saatten az değil, 16 saatten fazla değil. Kadınsanız 12 saatten az değil, 14 saatten fazla değil. Su, su, su ve çay. Başka bir şey yok. Peki formül budur. Kerem Lider de bize dondurulmuş ve konserve gıdalar sağlığa zararlı mı diye soruyor. Nerede üretildiği, kimin ürettiği önemli. Eğer kaliteli bir ürünse hele dondurulmuş gıdanın tartışmaya bile gerek yok. Çünkü manavda 10 gün bekleyen bezelye yerine toplanır toplanmaz dondurulmuş bezelyeyi dondurduktan sonra yani açıp yemek çok daha sağlıklı. Aynı şey konserve gıdalar için önemli. Eğer konserve etmek kötü olsaydı pastırmanın da kötü olması lazım. Nasıl yaptığınıza bağlı ama konserveyi kötü yaparsanız yani sucuk gibi yaparsanız, salam gibi yaparsanız, sosis gibi yaparsanız kötü bir gıda yaparsınız. Kimin nasıl ve ne şekilde ürettiği önemli. Peki. Sağlıklıdır. Can Tokmak da zerdeçalı soruyor ama zerdeçal kanseri önler mi diye soruyor. Önlediği kesin de nasıl önlediğini de söyleyeyim. Zerdeçal çok güçlü bir iltihap giderici. Yani herhangi bir sebeple vücudunuzda iltihap başlarsa şu veya bu nedenle kilodan olabilir, ilaçtan olabilir, başka bir toksik maddeden olabilir, bir ağır metalden olabilir. Bu iltihap hücrelerimizi strese sokuyor. Strese giren hücre savunmak için çoğalmaya çalışıyor ve yeni hücre yapma çabasına giriyor. İşte orada arıza başlıyor. O yeni hücre çabası ne kadar çoksa bir atipik kanser hücresi gelişme ihtimali o kadar çok. İşte zerdeçal iltihapla savaşarak bu hücrelerin strese girmesini önlediği için ciddi bir antikanserojen. Başka marifetleri de var kanseri önlemekte ama detaya girmeyelim. Kanseri peki önler. Güzel. Hale Sarı'nın sorusu da badem sütüne dair. Badem sütü faydalı mı diye soruyor. Bir kere şunu söyleyelim. Bademin sütü olmaz. İneğin sütü olur, keçinin sütü olur. Kuşun suyu. Sütü. Kuşun sütü olmadı. Ben diyorlar ya kuş sütü eksik. Kuşun da sütü olmaz ama bademin suyu, diyelim ki sütü rengindeki suyu gerçekten bir mucize. Eğer iyi hazırlayabilirseniz, eğer doğru tüketebilirseniz sütü alternatif bile olabilir. Biliyorsunuz Osman Hoca 4 yaşından 5 yaşından sonra kimseye süt tavsiye etmez ama badem sütünü tavsiye ederim çünkü zengin protein içeriği var. Güçlü kalsiyum içeriği var ve çok sayıda antioksidan, başka vitamin ve mineral içeriyor. Badem sütünü öneririm. Peki, afiyet olsun diyelim. Handan Çıkmaz'ın sorusunu okuyalım. Kas erimesi nasıl önlenir diyor. Hareket ederek, hoplayıp zıplayarak değil ama daha çok ağırlık kaldırarak, direnç yaparak, iterek, çekerek yani kası çalıştırarak. Zamana karşı, mesafeye karşı ya da güce karşı çalıştırarak. Buna biz direnç egzersizleri diyoruz. Esneme egzersizleriyle beraber yapıldığı zaman daha iyi sonuç alıyoruz. Şunu bilelim. 40'ından sonra her yıl %1 kas kaybediyoruz. 60'ından sonra bu %2'ye çıkıyor. Yaşlandığımız zaman 40'ı gidiyor kaslarımızın %40'ı. Kas gidince güç kalmıyor. Yaşlılık halsizliğinin, muhtaçlığının, yorgunluğunun, ihtiyaca düşmenin temel nedenlerinden biri kas kaybıdır. Kas kaybının önemsi. İskelet tamam ama bizi ayakta tutan kaslar, onları da çalıştırmak lazım. Esneten kaslarımız. Doğru. Sinem Tarhan'ın sorusu da D vitaminine dair. Diyor ki D vitamini neden önemli? Eksikliğinde ne yapmalı? Ne yapmalı? D vitamini çok bir şeyden önemli. Yani bağışıklıktan önemli, kanser önlediği için önemli, belleği iyileştirdiği için önemli, kemik cilt sağlığı için tartışılmaz, cilt sağlığı için tartışılmaz. Ne yapmalı? D vitamini ihtiyacını en iyi karşılamak, en sağlam karşılamanın yolu güneşlemek. Fırsat bulduğunuz zaman, güneşi gördüğünüz zaman elinizi, kolunuzu, yüzünüzü, bacağınızı güneşte buluşturacaksınız veya vücudunuzun tamamını mümkün olduğu kadar. Olmadı destek alacaksınız. Doğru destek, doğru doz her zaman için sorunu çözer. Orada da hep şey soruyorlar destekte, damla mı olsun yoksa işte hap şeklinde mi olsun? Şimdi bu piyasa biraz karışık. Değil mi? D vitamini biz anlattıkça D vitamini üretenler bu işten tabii ticari haklı olarak para kazanmaya çalışıyorlar. Ben bazı yapma şeylere inanmıyorum. Benim için D vitaminin damlası etkili. Ampulü kırıp kullanırsanız etkili. Tableti etkili. Enjeksiyonu en sağlam olan ama güneşten aldığınız D vitamini sülfatlanmış D vitaminidir ve en iyi çalışan D vitaminidir. Size daha önce anlattım. Beden sülfata bayılır, sülfüre bayılır. Sülfatlanmış D vitamini hem suda hem yağda eridiği için hücre duvarını çok kolay geçer ve hücrenin içine girip işini gücünü çok rahat. Güneşi bulduğumuz yerde anında, hemen güneşe anında dönelim. Hiç beklemeyin. Peki. Ali Işık da biraz da tartışılan bir konuyu sormuş. Tef tohumu zararlı mı diye. Faydalı değil. Bir şeyin faydalı değil. Yani niye tef tohumu yiyeyim? Buğday yesin, arpa yesin. Yok ben efendim şey yemek istemiyorum, tahıl yemek istemiyorum, kinova yesin. Çünkü bir şey eğer başka bir şeyle kirletilmesi ondan uzak durun. Birileri çıktı tef tohumu çayı diye çay çıkardı. Sosyal medyada çok çıktı karşımıza. Sahtekarlığın daniskasıdır. Üç kağıdın daniskasıdır biliyorsunuz. İçinde de yasaklanan zayıflama ilacı sibutramin bulundu. Ve bir sürü uyanık her sene bir şeyle bilmem ne çayı diye çıkıyor. En son numara tef çayı. Yakında bilmem badem çayı diye de çıkabilirler. Tef tohumunun hiçbir faydası yoktur. Konuşmaya bile değmez. Nokta. Levent Solmaz da sormuş. Prostat neden büyür diye. Erkeklerin kadersizliği bence prostatın büyümesi. Erkek yaşlanmasının en ciddi kalite bozan nedenidir prostat büyümesi. Çünkü bütün ürinasyon sistemimizi, idrar yapma sistemimizi alt üst eder. Çoğu genetik. Tam nedeni bilinmiyor. Çok şey söyleniyor ama bilinen o ki prostat büyümesi engellenebilir bir problem gibi görünmüyor. Peki bir dakika içerisinde hemen soruyorum. Köksal Buğdar soruyor. Kansızlığa iyi gelen besinler neler? Demir zengini besinler her şeyden önce. Kırmızı etin kendisi, iç organlar ama özellikle bahseden karaciğer ve dalak demir açısından, bitkisel demir açısından da bakliyat grubu ve demir içerdiğini bildiğimiz ıspanak ve o gruptaki koyu yeşil yapraklı besinler. Eksiklik, kansızlık için B12'de de söz konusu, folik asit'te de söz konusu. Orada da yeşil yapraklılar folik asit için ve B12 için de hayvansal ürünleri yiyebildiğiniz kadar çok hayvansal protein. Çok teşekkürler hem kendi adıma hem izleyicilerimiz adına. NTV'ye sorun dedik Osman Müftüoğlu farkıyla. NTV'ye sorun. Sormayı da sürdürün efendim. Osman Müftüoğlu, Müftüoğlu yanıtlıyor etiketiyle de sorularınızı getirebiliriz. Teşekkürler bir kez daha hocam. Saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız.